Maaşla gidecek çocuk. Aha onu camiye gelmişim. Gidelim. Kolay gelsin. Evet şimdi tarihi çarşının içerisine girdik. Her sokakta karşımız farklı bir şey. Kutsal topraklara gidiyoruz. Nereye gidiyoruz? Osmaniye'ye. Vallahi geldik galiba. Yeah. Şimdi adamların çiftliğine geldik. Evet böyle güzel bir bahçemiz var. Günaydın. Günaydın. Birazdan bu yol üzerinden otostop çekeceğiz ve Kahramanmaraş'a doğru gideceğiz. Evet arkadaşlar bindik araca. Abimiz evet. Akçadağ'a kadar gidiyormuş. Akçadağ'a kadar. Kaç 50-60 falan. Öyle mi? Güzel. Akçadağ biz için güzel. Doğanşehir'den gelirken Akçadağ'ın içerisinden geçmiştik. Öyle küçük bir şey, şirin bir yerde. Değil mi abi? Evet. Şimdi oraya kadar gideceğiz. Bakalım. Arkadaşlar evet Maraş'a gelmiş bulunmaktayız. Şu an Pazarcık ilçesindeyiz. Seren tuvalete gidecek. Ben eşyalara bakıyorum. Birazdan ben tuvalete gideceğim. Seren eşyalara bakacak. Evet bizi indiren arkadaşlara teşekkür ediyoruz. Onlar da Osmaniyeliymiş. Şu yoldan tekrar otostop çekeceğiz. Maraş 40 kilometre. Evet şimdi son aracımıza da bindik. Artık Maraş'a doğru gidiyoruz. Evet şu anda Maraş merkezdeyiz. Geldik Maraş'a. Her yerde dondurmacı var. Her yerde dondurmacı var. Aynen. Şimdi bir inceleyeceğiz merkezi. Çok duramayacağız aslında ama aynen. Gezebildiğimiz kadar gezeceğiz. Kalabalık var burada bayağı arabalar. İş çıkışı sanırım. Çok trafik var. Evet çok acıkmıştık bir şeyler yedik. Şimdi nereye gidiyoruz İbrahim? Ulu Cami. Aha Ulu Cami'ye gelmişiz. Şöyle Ulu Cami, cami. Hemen giriyoruz arkadaşlar. Evet şu anda Ulu Cami'ye geldik. Gerçekten büyük bir cami. Dışarıdan bir de akşam görüntüsü çok güzel duruyor. Şöyle göstermek istiyorum. Hemen yanında böyle Maraş evleri var arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi hemen çıktık oradan böyle sokakları geziyoruz. Muhtemelen eski Maraş evleri burası. Öyle geçiyor yani. Böyle sokakları var. Camimiz burada aynı tarihi zamanda. Tarihi Maraş çarşısına doğru gidiyoruz Sarancığım. Yani evet aslında tarihi Maraş çarşısı ama hani evleri de bunlar oluyor sonuç olarak. Böyle arkadaşlar. Bu bayağı ucuzmuş ama. Evet şimdi tarihi çarşının içerisine girdik. İçeriği göstermek istiyorum size. Aslında burada böyle kıyafetler, oyuncaklar, birçok şey var burada. Normal bir düşündüğünüz çarşı aslında. Kapalı çarşılar gibi düşünün. İçeriği de şöyle göstereyim size. Esnaflar yan yana biliyorsunuz. Hemen diğer yere girdik. Abimiz gördüğünüz gibi bıçakları biliyor. Yani burada binlerce bıçak var neredeyse. Kendileri emek veriyor. Evet şimdi bir arkadaşımızı gördük burada hemen böyle. Kendisi bıçak yapıyor ama onun biraz daha farklı diğerlerinden. Kesiyor bıçakları. Kesiyor bıçakları. Şimdi hemen size onu göstermek istiyorum. Bakın şurada kesilen bıçaklar yapılıyor. Büyüklerinizden kalma bir iş mi acaba? Evet. Babadan oğula bir meslek herhalde. Değil mi? Ben burada işçiyim ama babadan oğla evet. Tabii orası. Geçti bu şu aşağı tarafı demirciler çarşısı var. Burada kese falan yapılır. Burada bıçakçılar çarşısı. Evet burada böyle bıçakçılar çarşısıydı. Maraş'ta birçok bıçakçı var burada. Güzelmiş Maraş. Bak şuradaki evler de çok güzel gözüküyor. Maraş'ı geziyoruz. Sokak sokak geziyoruz ve her sokakta karşımıza farklı bir şey çıkıyor. Bu taşlarla da böyle eski konakların dışını falan yapıyorlarmış. Böyle içeride ya antikacı diye geçiyor zaten. Eskiye dair evet. Birçok şey var burada aslında. Taşlar dikkatimizi çekti. Bunu da göstermek isteriz. Evet, eve dönüş vakti geldi Seren. Evet, dönüş vakti geldi. Hava kararıyor. Biz çünkü geç geldik. Maraş'ı gezdik, sokaklarını gezdik. Daha bence Maraş'ta gezecek çok şey var. He. Evet, ama biz yarın Maraş'tan ayrılmak zorundayız. Maraş-Osmaniye videoları birleştiririz belki. Ya bir daha geliriz. Yani yapacak bir şey yok. Daha hani bir sürü gezecek yer var. Dostlar, Maraşlı bir günden merhaba. Günaydın. Evet, şimdi Osmaniye'ye gidiyoruz. Şimdi kutsal topraklara gidiyoruz. Kutsal topraklara gidiyoruz. Nereye gidiyoruz? Osmaniye'ye. Ya bir gezgin olarak Osmaniye'ye üçüncü defa gidişim. Osmaniye ikinci videomuzu hatırlıyorsunuz. Aynen. Bunu arkadaşımız yapmıştı. Aynen sesin çok az geliyor ama. Şimdi şu yoldan otostop çekeceğiz. Evet arkadaşlar bir 10 dakika falan bekledik. Maraş'ta şu an Bindirkoğlu'na doğru gidiyoruz. Buradan bir 20-30 kilometre var değil mi? O kadar gideceğiz. Ondan sonra bir daha otostop çekeceğiz. Çok şükür yolda kalmadık. Evet
Ulan Osmaniye bile tek atış gidemiyoruz la Seren. Vallahi bir 20 kilometre geldik, bir daha gideceğiz. 1 saatlik yol ama gördüğünüz gibi olmayınca olmuyor. Yapacak bir şey yok. Evet, sonunda Osmaniye topraklarına bastık mı adı mı? Geldik galiba. Şimdi buradan böyle 10 kilometre falan var. Otostop çekeceğiz bakalım. Artık kaç araçla gidersek. Evet, şimdi Osmaniye'ye geldik sonunda. Böyle bir eşyalarımızı bıraktık. Şimdi önce şehir merkezini geziyoruz. Ardından bir Çin lokantası var burada. Bir oraya gidelim. Ayaküstü bir kebap yiyelim dedi. Çin lokantası buradaki ünlü bir cadde sokak aslında, değil mi Serhancığım? Birazcık bilgi ver. Hayır, Çin lokantası. İşte yani yemek yapıyorlar orada. Adında Çin lokantası. Tamam, bir tane sokak ama değil mi? Ama Çin lokantası, ama hani bildiğimiz Çin lokantası değil. Aynen öyle, evet. İşte yemek yapıyorlar burada ama ne yemeği gidince görelim. Çöp şişlerden dolayı, yani yapılan çöp şişlerden dolayı Çin lokantası demişler. Yapılan çöp şişlerden dolayı Çin lokantası demişler. Çöp stik değil ama. Çöp stik değil ama. Kebap işte ya, bunların anlattığına bakma, bunlar hava içi böyle yapıyor burada. Ha, bura mı? Niye bu kadar boş lan bura? Vaaav, Osmaniye bitmiş ha. Yemin ediyorum. Valla. Hadi gelsin. Hoş bulduk. Evet, ne yiyorsun? Adana kuşbaşı, ciğer, tavuk. Ben ciğer yiyeyim ya. Ben Adana. Ya, oturamıyoruz zaten değil mi? Tamam, oturabilirsin. Ha, oturabilirsin. Bir yandan bir ciğer değil mi? Aynen. Şimdi siparişimizi verdik arkadaşlar. Dürümlerimizi bekliyoruz. Burası bir Çin lokantası oluyor ama şu an sanırım virüsten dolayı onlar da açmamışlar esnaflar. Çok boş ya, bu kadar boş normalde değil de. Normalde çok dolu olur değil mi burası? Aynen. Çok yoğun olur. Evet, şu an böyle boş maalesef. Ciğer yemek bir sanattır. Şu an Çin lokantasındayım, Osmaniye'de. Evet. Evet arkadaşlar, ben kebap yaptırdım. İbrahim ciğer, burası Çin lokantası, göstermiştik az önce de, gösterdik değil mi bu okuldan? Ondan sonra şimdi afiyetle ciğerlerimizi yiyoruz. Ya burada evlenenler düğün çıkışı buraya gelir. Anla. Şarkılar söylerler. Böyle birçok etkinlik yapılır buralarda. Çok kalabalık, canlı bir yerdir normalde ama şu an tabii pandemi süresinde Çin lokantası maalesef böyle yerde yemek. Evet, şimdi halamların çiftliğine geldik. Biraz çiftliği gezelim. Yazın daha güzel buralar normalde. Ne toplayacağız hala? Hı? Evet, şimdi salata malzemelerimizi topluyoruz. Hadi bir sürü. Arada güzel aldık şimdi. Dereotumuz da var. Evet, şimdi dereotumuzu da aldık. Burada böyle marollarımız var. Ezmeden geçelim. Onu da şimdi buradan alıyoruz. Evet, böyle güzel bir bahçemiz var. Bütün salata malzemelerimizi topladık. Şimdi de maydanozlarımızı aldık. Şimdi salatamızı yapmaya gidiyoruz. Önümüz bir limon ağacı. Şurada mesela bir tane limonumuz var. Bir limon var burada. Mükemmel. Aynen böyle portakal ağaçlarımız da meşhur. Osmaniye. El sallayın. Evet arkadaşlar, Faruk'la Osmaniye'de gezmek gerçekten zor. Çünkü herkes Faruk'a bakıyor. Faruk şefle Osmaniye. Evet, Faruk da kendisi şef. Faruk şef, aratıp bulabilirsiniz. Faruk şef. Faruk Cetin şef. Hayır, Faruk şef. Tüm sosyal medyalarda. Sonra şef. Zaten buraları koymaz. Yok, koyacağım. Faruk şef, Osmaniye deyince ilk akla gelecek isimlerden birisi olacak. Faruk Bey, burada kebapçı var mı düşünüyorsunuz? Yok, kebapçı düşünmüyorum. Daha farklı. Kebapçı Faruk. Bence şırdancı Faruk. Şırdancı Faruk. İşiniz Osmaniye'de mi devam etmeyi düşünüyorsunuz? Peki kariyerinize nerede devam etmeyi düşünüyorsunuz? Kariyerinize? Kariyerim iyi bir noktaya geleceğim. Boş ver. Erkek çalışır, kariyer.